İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugünkü konuğum Sertab Erener. Size Sertab müzikalini sunacağız. Harika bir 45 dakika geçireceksiniz. Hadi başlayalım. Müthiş bir müzikal bu. Fakat müzikali anlatmadan senin herkesin özlediği o güzel sesine başlayalım. Müzikalinden bir parçayla hangisiyle? Son albümden olsun. Hem kim, müzikalin içinde de. Kime diyorum? Kime diyorum? Hey, kime diyorum? Aynen. Sana bakmaya mecalim yoktu, aşık olmaya. Hem biraz mahcup, hem çapkın bariz. Bakmasan öyle vermezdim taviz. Bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Kendime bir daha şans diliyorum. Mutluluk istiyor, aşk istiyor. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Niyetim yoktu sana bakmaya, mecalim yoktu aşık olmaya. Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Mutluluk istiyor, aşk istiyorum. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Teşekkürler. Anlayan alır. Bence de. Anlayan anlamıştır. Fakat bu ha çok önemli. Ha çok önemli, evet. Ben 15 yıl önce bizim program 16. yılında İlk programımızı seninle yapmıştık. Ne, ay ne kadar güzel. Sen, sevgili Zülfü Livareli ve Verhoeven, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri. Hatırlıyorum. Evet, Avrupa Birliği'ne böyle iyice yüklendiğimiz iyi olmamız söz konusu. Ve Verhoeven de sana hayran olmuş. Çünkü o birinci seçildiğin yarışmada. Türkiye'nin elçisi oldun. Çok teşekkür ederim. Elimden geleni inşallah yaparım. Peki Sertab, bu gece nasıl, neler hissettin? Çok güzel bir organizasyon bu cidden. 10 yeni katılan ülkenin artistlerinin, sanatçılarının tek tek çıktığı, Avrupa'da 20
25 ülkede canlı yayınlanan önemli bir geceydi. Bir gece önce bir özel bir gece vardı. Ona katıldık haliyle. Orada da işte zaten Günter Ferhoğlu'yla orada tanıştım. Ben gidip, merhaba ben Sertab Erener, Türkiye'den geliyorum diye elini sıkıp vaktiniz olsaydı çok konuşmak isterdim size mesela, dedim. Ha öyle mi? Evet. O abiye giriş sürecindeki sizle bu konuyu tartışmak isterdim ama vakitiniz yok herhalde bu akşam dedim. Bravo. O neydi? Daha sonra konuşalım dedi. Ama ilk orada karşılaştık bu gece nedeniyle. Zülfü Livaneli'de Avrupa Birliği'ndeki parlamento üyesiydi. Zaten onun çok şapkası var. Bir tanesi de o. Doğru. Büyükelçiliğinin falan yanı sıra. Orada Every Way That I Can, şöyle bir kuple söylesene herkes. Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love and then. Every way that I can, I'll cry, I'll die, make you my again. Ha, nerede dedin? Orta bölümde ha deyip sonra böyle böyle yaptık. Ama diyorsun ki o Zeitgeist dedikleri Almanların zamanın ruhu. Doğru, doğru. Orada çok oturdu. Tabii kendine bir haksızlık yapıyorsun. Ben onu demeseydim belki birinci olmazdım diye. Ya o bir andı gerçekten. Oraya daha önce hiç ha dememiştim aslında. O oranın bütün seyircisiyle, o ruhuyla dediğim gibi o an öyle bir içimden geldi ama bence güzel de oldu. Bu şarkıda da var. Var. Ondan sonra hep kullanıyorum. O senin artık alameti farika. Çok teşekkür ederim. Ya da değil belki mi? De o kendimi İki, orada iyi hissettiğim an. Benim bildiğim Sertab'ın aşka mecali olmaması mümkün değil. Yok. Tabii çünkü bir de aşk mecal de verir. Kesinlikle. Ne dersin? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi gel müzikalden bahsedeyim. Bu da üçüncü yıl. Evet. İki yıl üst üste yaptın. Müthiş bir şey. Yepyeni bir şovla açtık. Bambaşka. Sırayı değiştirdim, şarkıları biraz değiştirdik, koreografileri değiştirdik. Beyhan Murphy ile çalışıyoruz yıllardır. Ankara Konservatuvarı'ndandır. Evet. Sonra aslında çok istediğim, uzun yıllardır hep hayalini kurduğum bir şeyi de yapmak sonunda nasip oldu. O da Amerika'da Broadway'de 18 yaşından beri ışık yapıp onlarca ödüllü bir ışık tasarımcısıyla çalıştık ve şovu buradan sanırım buraya getirdi. Olağanüstü bir ışık tasarımı yaptı. Amerika'dan geldi, çalıştı. Çok kısa zamanda ama çok önemli bir iş yaptı. Şu an aslında abimin tabiriyle eskiden tatlı güzel bir limonatayken şimdi tortusu güzel olmuş bir şaraba dönmüş. O yüzden ben çok mutluyum. Yıllandı, demlendi, evet, olgunlaştı. Güzelleşti, olgunlaştı. Çok güzel. Bir de çok büyük bir kadro. Evet, çok kalabalığız. Yani normalde bu kadar insanın bir arada olduğu ve
sizin program gibi aslında 16 yıl, 15 yıl bir şeyi sürekliliğini getirmek, bir marka haline gelmesi. Uğurlu geldin. Çok teşekkür ederim. Ama ne kadar önemli ve zor olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. O yüzden benim en büyük diğer hayalimse sürekliliği olan bir şovu hayata geçirebilmekte. Broadway şovları gibi. Gibi. Londra'daki evet. Şovlar gibi. Evet. Yıllar sürsün. İnşallah öyle olur. Kaç kişi? 50 kişiyiz. 50'den hatta daha fazlayız şimdi. Bir 60'a yakınız sanırım. Oo. Evet. Balerinler mi var? Baletler mi var? Evet, dansçılarımız var. Beyhan Murphy'nin kendi dansçıları var. MDT'den. Çok profesyonel ve çok iyi dansçılar. 8 dansçımız var. Orkestra, müzisyen arkadaşlarım benim yıllardır birlikteyiz. Bugün de Gültekin bizimle birlikte. Biz sanırım neredeyse müziğe yan yana başladık ve o benim hep yanımda canım arkadaşım, canım müzisyen arkadaşım ve diğerleri de öyle. Biz gene sahnede 8 kişiyiz benimle birlikte. Yani bir 16 kişi sahne üstü, geri kalanı da arkada. Ve dans ediyorsun. Evet, dans ediyorum. Evet. Bu benim en çocukluğumun hayali aslında. Belki de ben burada doğmasaydım, New York'ta doğmuş olsaydım kesinlikle Broadway artisti olmuştum. Yani ondan eminim. Bir kere sesin dünya sesi. Aa, teşekkür ediyorum. Kaç oktav? 3,5-4 falandır herhalde ama önemli olan nasıl kullandığın. Senin daha şu ses yani. Telini hiç resmi çektirdin mi? Tabii. Nasıl tabii bembeyaz? Bembeyaz evet. Değil mi? Evet. Uzun mu? Hastalandığında iyi olmuyor ama. Benimki uzun, ya çok herkesin farklıymış. Yeni doktorumla ben bunları konuşurken herkesin farklı dediğinde uyandım aslında. Benimki ince ve uzun. Kaç santim aşağı yukarı? Ay hiç bilmiyorum. Hayır, sen bir color sopranosun değil mi? Evet, coloratür sopranoyum. Bunu bir, ben izleyicilere bir örnek vermek istiyorum. Color sopranonun çıkardığı sesi hani konservatuvarda yaparsınız ya, o bir onu yapar mısın? Eyvah, o zor bir şey. Şimdi onun için ısınmam falan lazım. Yok, ama. Canım. Böyle çok tiz notalara çıkan sesler, register itibariyle notalarda, onlar daha çok koloratür sopranolar oluyor. En tiz soprano sesi oluyor. Ama yaş katıldıkça, ilerledikçe dramatik koloratür soprano olma ihtimali de var. Bir ara öyle bir şey söylemişti hocam. O da beni çok mutlu oldu. Yani yaş aldıkça alt seslerin de gelmeye başlıyor yaşla birlikte. Tizleri kaybetmezsen range'in daha da genişliyor gibi gibi. Senin gibi birkaç kişi var sanatçılar arasında. Sen de onların arasındasın. Hepsiniz için eşit diyorum. Sizler kimileri ihtiyarlar, kimileri yaşlanır, kimileri yaş alır, kimileri yaşsız kalır. Sen yaş aldıkça yaşsız kalıyorsun. Ay çok teşekkür ederim. Kendime iyi bakıyorum herhalde ondan. Geleceğim oraya. Peki. Telomerlere falan. Oo tamam. Peki ne kadar zaman sürdü bunun hazırlığı? Bir yılı buldu. Çünkü aslında biz böyle bir iki ayrı bölümdük. Bir, Sertab'ın oda müziği ve müzikale yakın bir şey yapıyorduk ikinci yarıda. Sonra Serdar yani abin onu zaten Sertab'ın oda müziği demişti. Bundan 2007'de yaptığın bir evet. Hayatını, bir biyografini doğru. Yansıtmıştın. O hastane odaları vardı. Evet, otobiyografi çok, zamanı. Çok, evet. 15. yılımda yapmıştım. Doğru. Evet. Bayağı zaman geçti. Bu yıl 27. yılım. Siz düşünün. Evet, evet. Nasıl biliyor musun sonra? Nasıl geçti habersiz? Ya, o güzelim yılları değil mi? Söyle. Of, bilmiyorum. Neyse. O kadar biliyorum. O kadar söyle. Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları? Sonra neydi? Bazen gözyaşı. O çok tiz başladım niyeyse. Çok tiz başladım. Şair bunu niçin söylemedin? Senin sesin bana sanki başka bir gezegeninden gelmişim gibi. Cidden. Çok hoş, etkileyici bir sesin var. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu yapay zeka konusuna gireceğim. Çünkü canım özledim senin sesini. Onun için hemen başka bir şarkıya geçelim. Tamam. Neyle yapalım? Sen şimdi istersen şöyle yap. Şarkıyı söyle, sonra dönersin. Tamam. Şarkıda belki de dönerim olsun. Olur, tamam. Tamam. Thank you.
gölde yalnız yüzen suna, çölü aşan kör fırtına, vur gayrı yükünü sırtıma, ben belki de dönerim. Bir duman çek beni gitmeden, tan yeli seherden esmeden, kesilme yemeden içmeden, ben belki de dönerim. Boynunu koklarım gitmeden, çıkar giderim ses etmeden. Camları sıkı örtse solur, geceler orman, telefona yakın ol hoş olur. Arayıp sorman cemre bir dökülür, dövülür yeni harman, belki de dönerim. Üstünü sıkı giy, üşüme geceler ayaz, resmime sarılıp yat uyu. Özlersen yaz, güllerime su ver, bu bahar önümüz yaz, belki de dönerim. Gölde yalnız yüzen suna, çölü aşan kör fırtına, vur gayrı yükünü sırtıma, ben belki de dönerim. Yürür ayaklarım kendinden, ruhumu yollar incitmeden. Geceler orman, telefona yakın ol hoş olur. Arayıp sorman cemre bir dökülür, dövülür yeni harman, belki de dönerim. Üstünü sıkı giy, üşüme geceler ayaz, resmime sarılıp yat uyu. Özlersen yaz, güllerime su ver, bu bahar önümüz yaz, belki de dönerim. Ses olur geceler orman, telefona yakın ol hoş olur. Arayıp sorman cemre bir dökülür, dövülür yeni harman, belki de dönerim. Üstünü sıkı giy, üşüme geceler ayaz, resmime sarılıp yat uyu. Özlersen yaz, güllerime su ver, bu bahar önümüz yaz, belki de dönerim, dönerim. Harikaydı. Beni benden teşekkür aldın. Teşekkür ederim. Milyonları da milyonlardan aldın. Gerçekten. O ses nasıl akıyor gidiyor, akarsın. Tertemiz bir akarsın. Teşekkür ederim. Polüe olmamış, kirlenmemiş. Teşekkür ederim. Hiçbir atık maddesi atılmamış. Zaten senin sadece sesin değil, kalbin, gözlerin, doğan, insanlığın öyle. Ha, çok teşekkür ederim. Öyle yani siz bir ekolsünüz. Bir, Sezen Aksu ve arkadaşları, bir sizler ayrı bir ekolsünüz. Yani, teşekkürler. Temiz, tertemiz, dost canlısı, ne insan, mutlu bize. İnsani değerleri üstün olan, bir tertemiz, başka bir canlı türü. Çok teşekkürler, sağ olun. Yani o zaman ben sizleri endemik buluyorum.
korunması gereken nadir. Yani hayat tabii birçok şeyi insana çok şeyi öğretiyor da en önemli benim hayatta en değer verdiğimi Sezen'de de gördüm. İnsanlık aslında. Yani herhangi biri olabilirsiniz, ünlü olabilirsiniz ama insan olmak, bilgece yaşayabilmek, biraz kendini geliştirmek, farkındalık, empati kurabilmek bunlar daha önemli şeyler. İşte bütün mesele ben duygusalım diye kükremek değil. Evet. Duygusallığın yanı sıra duyarlı olmak. Kesinlikle. Karşı tarafı da hissetmek, başkalarını da hissetmek. Evet. Onların acılarını, sevinçlerini de hissetmek, paylaşmak, kıskanmamak, gıpta etmek. Kesinlikle öyle. Bunlar yani olmalı bir olma süreci var. Evet. Ve hiç bitmiyor. Hiç. Bence ölene kadar devam eden bir olsun. Şey. O zaman olsun. Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Bölüşülsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Başım bir deli nehir, silerim yaşımı, siler ismimi şehir, kestirir saçımı, kendimi avuturum, bir günü kurutur, kurursa unuturum, bir mektup yazarım, yokluğundan da ağır, bir kedi alırım, sen de annemi çağır, ellerin aklımda sevda. Kalbimde kalır hep hüsran, hep kahır. Söyle artık olsun. Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Başım bir deli nehir, silerim yaşımı, siler ismimi şehir, kestirir saçımı, kendimi avuturum, bir gülü kurutur, kurursa unuturum, bir mektup yazarım, yokluğundan da ağır, bir kedi alırım, sen de anneni çağır, ellerin aklım. Hep hüsran, hep kahır. Söyle artık ediyorum. Çok mersi. Peki
sen evde yalnızsın. Meditasyon yapıyorsun. Hı hı. Yoga da yapıyor musun? Yoga da yapıyorum. Yoga yapıyorsun. Beslenme üzerine çalışmalarım var. Çok ya, sağlıklı besleniyorsun. Çok yani olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çok kolay değil böyle bir dünyada yaşarken iyi şeylerle besleniyor olabilmek. O bilince sahip olmak lazım. Ona özel ilgi gerekiyor. Çünkü bence biz okullarda çocuklarımıza yanlış şeyler öğretiyoruz. Vegan mısın? Yok, vegan değilim. Bir dönem oldum ama beceremedim. Zor geldi bana. Çok ciddiye almak gerekiyor. Birçok şey eksik kalmadan tamamlamak lazım. Vejetaryen de oldum, vegan da oldum. Ama şimdi her şey dengeli yemekle ilgili. Az ve kara, dengeli. Evet, evet. Çünkü yüzlerce, binlerce yıllık bir genlerimiz oluşmuş. Bunlardan birini esirger zaman evet. Bünyeyi çok sarsın. Denge her şey bence. Yani ruhsal denge. Evet. Elektrik fiziksel, dengesi, evet, fiziksel denge. Zaten herhalde yogayı da meditasyonda onun için yapıyorsun. Tabii, tabii. Yıkamak. Böyle doğayı çok sevdiğini biliyorum. Bodrum'da bir ara oturuyordun oraya. Müzik çalışmalarında içinde bir takım var güzel öyle bir enstalasyon yapmıştın. Yaptık evet işte benim stüdyo var içeride. Köpekler, kediler, sincaplar, inekler, yılanlar, onlar bunlar hepsi var. Ne güzel. Köyde yani köy olunca köy hayatı çok güzel evet, oluyor. Evet evet. Bir de senin bir telomer meselen var. Aa evet. Ha? Evet. O bir dakika. Telomerini uzatmış olman çok önemli veya en azından kısalmasını durdurmak. Durdurmak, evet. Bunu birçok kimsenin öğrenmesine fayda var. Ama önce bütün bu yaptıklarının sende hepimize nasıl büyük bir katkısı olduğunu göstermek istiyorum. Senin sesini en iyi yansıtan şarkılarından biri Yanarım. Yanarım tamam. Mı söyle? Söyleyeyim. Ki bize neler verdiğini bir kere ay, daha teşekkür ederim. Ederim. Tamam olur tabii ki. Hemen söyleyelim. Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı. Yenildik mi biz maziye? Aç kapıyı. Darıldık kendimize. Ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah geceleri hesabını kimlere sorarım. Sor beni
kimlere sorarım, yanarım, yanarım. Ne yapsam yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Bir kere daha yanarım, yanarım. Ne yapsam yanarım. Ah gecelerin hesabını. Teşekkürler Gültekin. Stefan Zweig'in Amok Koşucusu kitabında bir gece betimlemesi vardır. O sıcak, ekvatoryal sıcakta gök mavi, harikulade bir mavi, gece mavisi dediğimiz, laciverte yakın ama güzel bir mavi. Ve oradaki yıldızlar için öyle bir deyim kullanmış ki, o deyimi sana yansıtıyorum. Oh. O mavi üzerine çakılmış elmas çiviler gibi diyor yıldızlara. Çok utandım, öyle şeyler söylemeyin. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzel. İşte biraz evvel bahsettiğim o endemik insanlar, Sezen, sen, böyle birkaç isim daha, sizler elmas çiviler gibisiniz çakılmış. Hı. Gökyüzüne. Çok teşekkürler. Bana da bu şarkıyı dinlerken Stefan Zweig'in bu betimlemesini hatırlattın. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok canım. Şimdi gelelim telomere. Gelelim. Şimdi bu telomer insanlarda var olan, sen anlatma, devam et. Evet, bizim aslında... Daha doğrusu bütün canlılarda. Bütün canlılarda olan kromozomlarımızın en uçlarındaki bağlar gibi, ayakkabı bağcının ucundaki bir kuyruk. Kuyruk gibi bir şey. Onun varlığından haberdarmış tıp ama bunun bizim hayatımızın ömrümüzle alakalı olarak uzunluğu ve kısalığı, yani ne kadar uzun yaşayacağız, ne kadar kısa yaşayacağızın bir aslında birebir telomerin uzunluğu ve kısalığının ortak bir ilişkisi olduğunu yeni buluyor tıp. Yani bir süredir bilinen bir şey. Evet ama yani tıp tarihine bakarsak kısa tabii, bir süre tabii içerisinde bulunmuş bir şey. Ve bunun aslında hayat ömürle ilgili olduğunu, birebir olduğunu öğreniyorlar. Ama sonra bir de bunun telomerlerin uzatılabilir bir terapisi olduğu ya da bir ilacın buna işe yaradığı ya da böyle bir şey meditasyonla bile pozitif bir ruh haliyle, uzun meditasyonlarla bile uzatılabildiği araştırmalar sonucu belli oluyor. Ve ben bununla çok ilgilendiğim için bir dergide okumuştum. Sonra bunu ben hayat önüme getirdi. Çok ilgilendiğim için, bazı şeyler hep öyledir ya, kurgularsınız. Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu telomeri bulan ve bunun araştırmalarını yapan profesör Türkiye'ye geldi. Ben de tanıştım. Çok güzel sohbetler ettik. Hatta bana bir yanı şey anlattı üstüne üstlük. Çok önemli araştırmaları yapan, büyük bir laboratuvarın başında olan bir profesör. Ondan beridir de işte telomeri uzatmaya ya da onu... Onun tavsiye ettiği şeyi de alıyorsun. Evet, alıyorum. Hapları. Hapları da alıyorum, evet. Reklama girdiği için söyleyemiyoruz. Söyleyemiyoruz, evet. Evet. Ama iyi ki uzatmış. Evet. Ve ya... sen varsın. Ah, teşekkür ederim. Ve bakın değerli izleyiciler... Sertab'ın müzikali. Sertab'ın müzikali ve elmas çiviyi orada, telomeri uzun elmas çiviyi göreceksiniz. Elmas çivi çok iyiymiş. Bunu mutlaka kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Stefan Zweig'in Amok Koşucusu kitabında. Bayıldım. Evet ama öylesiniz. Ah, teşekkürler. Harika bir şey. Ve bunun dışında öyle şamanlarla falan da konuştuğun oluyor. Healer dediğimiz şifacılarla falan. Ya aslında bir dönem böyle bir şeye çok taktım. Ta Tayland'a gittim. İyileştiren bir guruyla tanışma fırsatım oldu. Ama o bambaşka bir şey. Yani iyileştirmek gücü ya da
yeteneği ya da ona bu şekilde hizmet vermek isteyen insanların hayatları farklı. O başka bir sanıyorum bir yolculuk. Tabii onlar mesela karanlıkta görebiliyorlar. Evet. Karşı tarafın aurasını görebiliyorlar. Evet. Çünkü hepimizin aurası farklı renkte. Evet. Karşı tarafın aurasını görmek, hatta senin söylediğin gibi duyarlılığı, karşı tarafı hissetmek de çok önemli. Büyük bir empati gerektiriyor. Evet. Bir görgü tabii gerektiriyor. Tabii rahatsızlık dediğimiz şey duygularımıza göre, Çin tıbbına göre mesela diyelim ki korku böbrek hastalıklarına yol açıyor. Doğru. Bir başka kaygı bağırsak hastalıklara, bilhassa ölüm kaygısı bağırsak hastalıklarına ve orada kist olarak görünen şey aslında enerji dolaşımındaki bir kilitlenme. Evet. O kilitlenme tabii PET scan'e kist olarak görülüyor, bir tümör olarak gözüküyor. Aslında bir elektriğin birikimi. Meridyenleri açabildiğiniz takdirde akım yeniden başladığında bunu çözebiliyorsunuz. Healer'ların da yaptığı şeyler, şamanların da yaptığı şeyler bunlar. Bu, evet. Eski Çin tıbbıyla Hint felsefesinin karışımı güzellikler. 5000 yıllık bir öğreti ama evet, her şeyden Mehmet daha Öz, büyük. Mehmet Öz dahi kanamalı şeker hastalarına ameliyat yapacağı zaman bu 5000 yıllık tıbba başvuruyorum modern tıbbı uygularken. Yani eski tıbbı tamamlayıcı tıp olarak görmek lazım. Evet. Alternatif tıp olarak değil. Elbette modern tıp ve doktorlarımıza tabii ki başvuracağız. Fakat ya, doktora yardımcı olmak için de tamamlayıcı tıptan da yararlanacağız değil mi? Evet. Yani eksik bırakmamak lazım. 360 bence derece. Evet. Hani kim zaman gerektiği için bu bilgileri verdik. Her zaman, her zaman sunduk lazım. Evet. Hani kim zaman? Hadi bakalım. Şuna vurgunum sana, hani kim zaman deli dolu oluşuna aşığım deme yalan. Ara sıra gidişine kırgınım sana, hani kim zaman gülüşüne bakışına tutkunum deme yalan.
Değerli izleyiciler, bir şeffaf odanın daha sonuna geldik. Çok keyifliydi, size vaat ettim daha programın başında. Harika bir 45 dakika geçireceksiniz diye. Hakikaten bir müzikal sunduk. Söyleşili. Ve sanatçı dostumuz, büyük sanatçı dostumuz Sertab, sanatçı arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız, bütün şeffaf odacılar ve ben size keyifli bir pazar ve hafta diliyorum. Gelecek hafta tekrar beraber olmak üzere. Gene müzikli, keyifli söyleşide. Şimdilik hoşça kalın.